Başkanım, çok önemli bir konuk ağırladık. Son başbakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz buradaydı. Duygularınızı alabilir miyiz? Bizim için çok onur verici, gurur duymuş olduğumuz bir ziyaretti kendileri. Biliyorsunuz malumunuz şu anda genel merkezimizde görev aldı. Son başbakanımız, genel başkan vekilimiz oldu. Bu bizi çok mutlu etti bir İzmirli olarak da. Menemen Belediye'mizde de hizmete başlamış olduğumuz bu süreçte, 2 aylık süreç içerisinde de malumunuz Çevre Şehircilik Bakanımız, sürekli zaten AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza da elini üzerimizden çekmiyor. Sağ olsun sürekli yardımlarda. Bunun üzerine de Binali Bey'i de burada ağırlamak bizleri son derece mutlu etti. Tüm belediyeler 2 yılını doldurdu. Siz 2 ayınızı doldurdunuz ama dolu dolu bir 2 ay oldu. Çok sorunlarla mücadele ediyorum hemen. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Sorunlarımız büyük. Malumunuz zaten bütün kamuoyu da bunu takip ediyor. Bu konuyla ilgili ama biz bu süreci bilerek dahil olduk. Allah'ın izniyle AK Belediyeciliği menemenimize tanıştırmaya başladık. 2 aylık süreç içerisinde gece saat 2, sabah saat 7 işimizin başındayız. Bu mücadeleyi 200 bin kişilik menemen halkı için yapıyoruz. İnşallah güzel günlerde buluşacağız. Bu konuyla ilgili de bütün çabalarımız, bütün ekiplerimizle devam edecek. Menemenliler sizi çok seviyor, onu gördüm. Özellikle kadınlar, yaklaşık yarım saattir bekliyoruz röportaj için sizi. Kadınlarla ilgili projeleriniz var mı? Bu aralar kadın cinayetleri, kadına şiddet arttı. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Tabii ki var bu konuyla ilgili. Başlatılmış projeler vardı, onları da tamamlıyoruz. Kadınlarımız bizim için çok özel. Onlar bizim en önemli varlıklarımız, Rabbimizin bize hediyesi, armağanı. Onlara sahip çıkacağız. Bu anlamda da onların sorunlarını, problemlerini hafife indirgeyecek. Bu anlamda hem mevcudiyette para kazanmalarına yönelik, hem kooperatifleşmelerde, hem mesleki eğitim kurslarında onlara çok ciddi eğitimler veriyor olacağız. Hem sosyal yaşantılarında hem de iş yaşantılarında her daim yanlarında olacağız. Çok teşekkürler. Son sorum, menemen bir takım borç batağı diyebilirim tabiri caizse. İçerisinde bununla ilgili nasıl başa çıkaracağız, o borçlardan kurtulacağız? Bununla ilgili tabii ki mevcut gelirlerimizi arttırıcı bir defa ciddi bir tasarruf tedbirleri uygulamaya başladık. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde siz değerli basın mensuplarına da biz röportajlarımızda bunları anlatacağız. Zaten biliyorsunuz şiarımız şuydu, şeffaf belediyecilik anlayışı. Hem meclis toplantılarımızda da hem de yapmış olduğumuz bu tip röportajlarda, basın açıklamalarında da halkımızda duyuruyor olacağız bunları. Çok ciddi bir borç trafiğimiz var. Elimizden geldiğince mevcudiyetteki alacaklarla ilgili komisyonlarımızı kurduk. Reel mi değil midir? Bunun araştırması içerisindeyiz şu anda. Bu araştırmalarımız komisyonlarımızca bitirildikten sonra borcumuz olan işletmeleri belediyemize davet edeceğiz. Reel alacaklarıyla ilgili olarak hazırlıkları yapmalarını isteyeceğiz. Ondan sonra yaratacağımız kaynaklarla da belirli protokoller dahilinde de kendilerine ödemelerimizi de gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımıza da ciddi bir borcumuz vardı. Bugün de kendilerine ikramiye alacaklarının yarısını hesaplarına geçtik. Onlara da buradan bir müjde vermek istiyoruz. Onlar bizim için kıymetli ve önemli biliyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş Menemen Belediyesi hak ettiği, Menemen halkı hak ettiği hizmetlerine kavuşuyor olacak. Bugün meclis var sanıyorum. Meclis aritmetiği de zorlayacak gibi. Oy birliğiyle kararlar çıkması için projeler üretmeniz gerekecek herhalde. Doğrudur. Meclis aritmetiğinde biliyorsunuz gerideyiz. Son gelen istifalarla birlikte bağımsızların sayısı da belli bir orana ulaştı. Hakikaten çok enteresan bir aritmetikle karşı karşıyayız. Ama biz az önce de vurguladığım gibi 200 bin kişinin ihtiyacı projeler üreteceğimiz için gerçekten bu anlamda Menemen halkını düşünen vicdan sahibi meclis üyelerimizin bizim projelerimize destek vereceğini ben düşünüyorum. Ama siyaset yapmak için siyasetin içerisinde bulunan meclis üyelerimiz zaten onları görmezden gelecekler. Onlara da çok yapacak bir şey yok. Ama ben tekrar vurgulamak istiyorum. Meclisimizde de vicdan sahibi, bu konuyla ilgili Menemen halkını düşünen meclis üyelerimizin olduğunu biliyorum. Ben onların da bu konularda bizim üreteceğimiz projelerde de bize destek vereceklerini de kalpten, gönülden, yürekten inanıyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Bekliyoruz da inşallah kısa zamanda. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Thank you.